Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün yine dostlarımız hakkında yanlış bilinenleri sizlere yani sıkıntısı bir şekilde doğrusunu aktarmaya çalışacağım. Bu yanlışlar neler mi? Karanlık oda, çiğ et. Sizde bir şeyler uyandırdı mı? Köpeğim saldırganlaşsın diye karanlık oda hapsediyorum. Yok çiğ et veriyorum. Bunlar bayağı işe yarıyor. Aç bırakıyorum. Aç bırakıyorum. Ya arkadaşlar bunlar köpeğinize eziyetten başka bir şey değil. Hemen en basit örneklerle açıklayalım. Benim köpeğim de saldırgan, agresif değil mi? Ama koruma alanına göre. Benim köpeğim kendi bahçesinde kuş uçurtmaz. Hiç kimseyi sokmaz. Katiyen imkan yok. Ben yani bu zamana kadar ne gördüm, ne şahit oldum, ne de aklım alabilir birinin benim bahçeme girebileceğine. Çünkü bırakmaz yani, parçalar, kurtuluşu yok. Ama şimdi biz ormanlık alandayız. Ya bazı yerlerde pikniğe gelen insanlar var. Benim köpeğimin daha gidip onlara saldırdığını görmedim. Çünkü benim köpeğim bir şizofren değil, bir psikopat değil, bir manyak değil. Çünkü ben köpeğime eziyet etmedim. O şekilde büyütmedim. O şekilde eğitmedim. Ama köpeğini karanlık odada büyütenler, yok çiğ et verenler. Arkadaşlar bir defa çiğ et köpeği de iç parazit, kurtlanma falan yapıyor. Sizin bir köpeğiniz doğada yaşayan bir canlı değil. Siz onu evinizde besliyorsunuz. Sizin çiğ et vermeniz normal değil. Çünkü bu hayat şartlarına göre kendini şekillendiren bir hayvan. Sokaktaki canlılar tamam çiğ etle besleniyor olabilirler ama onların metabolizması farklı. Onlar yerinde durmuyor. Yaşamlar boyunca sürekli çiğ et tüketmek zorundalar. Ama siz köpeğinize böyle verdiğinizden dolayı köpeğiniz iç parazitlenme, kurtlanma, bir sürü hastalıklara yakalanabilir. Şimdi karanlık odaya hapsettiniz köpeğinizi. Yok çiğ et verdiniz, köpeğinizi kışkırttınız. İleriki zamanlarda bu köpek size saldırmaya başladığında, abi pitbull saldırdı, yok bu köpek kafayı yemiş, sahibini ısırdı. Yok beyni kafatasına sığmıyor. Yok efendim bu köpek uysallaşmıyor, beni dinlemiyor, önüne gelen herkese saldırıyor. Kardeşim sen karanlık oda ya köpeği sokarken bunları düşünmedin mi? Ben kendimi onun yerine koyuyorum. Ben büyüyene kadar biri bana sürekli eziyet etse, karanlık odalarda hapsetse, böyle pislik şeyler yapsam, ben büyüyünce, gücüm kuvvetim yerine gelince ben bile onu parçalarım acı. Gayet açık ve net. Bunu neden bir hayvan yapmasın? Onun canı yok mu? Onun psikolojisi yok mu? Onun beyni yok mu? Tabii ki var. Arkadaşlar bu yüzden bilinçlenelim. Hayvanlarımıza eziyet etmeyelim. Bu hurafeleri, batılı inançlara kanmayalım. Lütfen köpeğinizi eğitmek istiyorsanızsa bilinçli bir şekilde eğitebilirsiniz. Sadece bunlar benim videolarımla değil. Birçok video izleyebilirsiniz, eğitmeni izleyebilirsiniz. Mesela bende de bir gerçek sürü eğitim videoları var ama eğitmenleri. Gerçek faydalı eğitimler arkadaşlar. Ben birçok videoya denk geliyorum. Adam hayatında köpek beslememiş, tecrübesi yok, oturduğu yerden anlatıyor. Diğeri geçmiş hayatında hiçbir Rottweiler, Pitbull, büyük bir köpek cinsi ırkı beslememiş. Sürekli süs köpeği tarzı şeyler besletmiş. Bana gelmiş köpek hakkında konuşuyor. Abi tecrüben yoksa sen nelere dayanaraktan bunları söyleyebiliyorsun ki? Yok gazeteyle köpek eğitmek. Şimdi diyeceksiniz ki senin ne tecrüben var? Abi ben ilk öğretim 3. sınıftan beri köpek besliyorum. İlk beslediğim köpek Kangal. Ki kaç tane Kangal besledim. Sonra Rottweiler. Sonra Pitbull. Ben hiç süs köpeği tarzında şeyler beslemedim. Çünkü ben alfa, lider, güçlü köpekleri seviyorum. Bu da herkesin karakterine göre değişiyor. Ben o tarz köpekleri seviyorum. Sadece onlarda değil. Ben beslediğim tüm hayvanlarda alfa, lider olanı severim. Her zaman en iyisi olsun. Bu kişiden kişiye değişebilir. Kimisi uysal sever ama ben hırsıza terlik götürecek köpek taraftarı değilim. Evet arkadaşlar, umarım karanlık odayı, çiğ eti sizlere en güzel şekilde açıklamışımdır. Kanalıma abone olmayı, like atmayı, videomu beğendiyseniz ise eğer arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki dostlarımızın
videosunda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Spam. Oğlum, aşksın sen, aşk. Kıymetinizi bilmiyorlar. Hadi.